Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağda ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Korkma benim. Allah seni kahretmesin o bayanı. Korkudan aklım çıkıyordu. Ne işin var senin çalının arkasında? Sincap mısın sen? Yok değil aşkım. Ne alakası var? Ne sincapı? Ben sadece seni beklerken Osman babadan sakat binmeyeyim diye bunun arkasında saklandım. Ya o bayanı çok merak ediyorum. Ya sen babamdan dayak yiye yiye mazoşist falan mı oldun acaba? Ya dayak yemekten zevk mi alıyorsun? Ne alakası var dilek aşkım? Ne mazoştu ya? Ben sadece dilek içtim. Madem mazoşist falan değilsin, o zaman dayak yiyeceğini bile bile neden geliyorsun bu evin önüne o bayana? Ben sadece seni okula bırakmak istedim. Suç mu bu? Al geler Osman'ım. Sarı yemek karyola dar geler. Ah Dilek, kızcağızım sen okula gitmedin mi? Babacığım gidiyordum da. Şöyle durup bir bahçeye bakınayım dedim. Yani şu kuşlar, ağaçlar, böcekler ne kadar güzel doğamız değil mi babacığım ya? Evet ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hadi bakalım gidelim okuyacağız. Ağaçta biz de beraber yürür gelin. Hiç ağaç yürür mü babacığım ya? Gidelim hadi. Dilek. Benim herhalde tansiyonum düştü kızım. Şekerim yükseldi. Vallahi billahi bile ağacı da bizle beraber yürür git, gibi görürüm yani. Git. Yok babacığım hadi biz gidelim. Ha gidelim hadi. Sebe git başka yere işin. Aa! Kara kızlar senin benim bahçemde ne işin var be? Osman babacığım ne olur beşlere yapma beni dövme. Çünkü zaten köpük üzerime işedi. İyi etmiş iyi etmiş. Köpek işeyecek yeri bulmuş. Gel buraya. Baba, gel buraya derim sana öldüreceğim seni. Aa saçaklı. Sen de bahçeler, böcekler, ağaçlar öyle mi? Geç eve geç yürü yürü. Yürü ben sana sonra gel. Eleniciğim yakında bütün bu sandalyeler dolacak. Burada Mert oturacak. Senin yanında gelinimiz Işıl. Orada da dünya tatlısı torunum oturacak. Nuri mu?
Bu senin yaptığına kendi kendine gelin güvey olmak denir. Nereden çıkartıyorsun şimdi evliliği? Çocuklar sadece flört ediyorlar. Mert mi söyledi flört ettiklerini? Aa, gerizekalıya bak ya. Bulmuş fıstık gibi kızı, sadece flört mü ediyor? Yok, ben bu herifle konuşacağım canım. Bir an evvel nişanlansın bu Işıl'la. Ya çocuklar evlenmek istemiyorlarsa? Zorla mı evlendireceksin onları? Ya Eleni, biraz mantıklı olalım. Mert bu kızdan, Işıl'dan daha işini mi bulacak? Yani kız akıllı, kültürlü, iyi öğrenim görmüş, eğitim görmüş. Çok güzel bir şirkette iyi bir işi var. Oturmasını kalkmasını biliyor. Hanımefendi, daha ne olsun? Bak, söyleyeyim sana. Eğer bizim serseri bu kızı elinden kaçırırsa, büyüdü demem, alırım ayağımın altına. Eşek sudan gelinceye kadar döverim o kadar. Yok, daha neler. Gençlere karışmamak lazım. Bırakınız kendi kararlarını, kendileri versinler. Eleni, sen Mert'in Işıl'la evlenmesine niye böyle soğuk bakıyorsun? Yoksa benim bilmediğim de senin bildiğin bir şey mi var? Yok canım, o nasıl söz öyle? Ben senin bilmediğin neyi bileceğim? Hem bana ne? Nasıl istiyorlarsa yapsınlar, evlenmek istiyorlarsa evlensinler. Ben sadece acele etmeyelim diyorum. Edelim, edelim. Yaşımız geçiyor Eleni. Bir an evvel alalım torunlarımızı kucağımıza, sevelim. Okşayalım, bıçıklayalım. Hadi ben geç kalıyorum. Bir an evvel gitmem lazım yani. Beni de tabernaya kadar bırakır mısın? Tamam, hadi kalk. Yardım edeyim sana. Siz beni delirttirecek misiniz be? Koskoca yağlı peyni var Osman Aga'yı. Katil adam. Hapislerde mi çürüttüreceksiniz siz beni be? Ya Osman, ne oldu? Yine niye delilendin? Sus! Sus abiye! Her şey senin yüzünden oldu. Eğer ki bu kızın kulağını bile koparsaydın, bu kız sokaklarda kara kızanla fingir demezdi. Aa, kız! Bana bak, sen bu garibim şeker hastası babanı kızdırmaya utanmaz mısın hiç ha? Bana bak, eğer bir daha o kara kızanla görüşürsen senin o bacaklarını var ya böyle çıtır çıtır kırarım. Anne, baba, anlayın artık. Ben o bayanlığı seviyorum ve siz isteseniz de istemeseniz de onunla görüşeceğim. Ay! Ya Osman, kafayı mı yedin sen? Nasıl vurursun kıza? Sus sen ya, sus. Sus. Senin yüzünden kızımı vurdum ben. Allah seni de nasıl bilir öyle yapsın değil mi? Allah Allah! Günaydın Dur Hanım. Senin gibi bir erkeği işe uğurlamayan kadının aklına şaşayım. Karı diye aldığın o mandakasa evde malak gibi uyuyor değil mi? Cemile, senin ağzının ayarı bozulmuş. Ben düzeltmek zorunda kalmayayım ha. Seninle yakın temas edebilmek için gerekirse dayak bile yemeye razıyım Duran. Yuvanın bülbülü olayım mı? Ya sabah sabah bana cinayet işlettirme kadın. Bas git şuna. Tamam Duran'ım, kızma. Senin için hazırlamış olduğum kuş sütünün bile eksik olmadığı kahvaltı sofrasında kahvaltı etmek ister misin? Cemile, bak benim kara sularımda dolaşma, o sularda boğulursun ha. Hadi bas git şuradan be. Yeter, ne olur burada ha. Sen ne istersin benim kocamdan ha? Senin beceremediğin karılık vazifesini yapıyorum canım benim. Aa! Ya. Aa, bu arada sana öğle yemeği de hazırladım. Sefertesine koyayım, öğlen durakta yer misin canım? Canım, ben de sana çok güzel dayaklar hazırladım. Burada yiyormuşsun yine. Olur, bunlar yapmayın. Yiyormuşsun yine. Ayıp ya, bıraksana yapmayın. Şunu ben bir yolayım. Osman Aga demedi demeyin. Bu Safiye var ya, bu Safiye beni öldürecek. Sebebim olacak. Bile yazarım bak buraya. Allah gecinden versin Osman abi. Bu Safiye'den boşanmadan gecinden vermez. Erkenden bile alır götürür beni. Yok ama Allah korusun, hele be dur. Anlat hele, ne oldu ya? Niye sabah sabah burnundan soluyorsun bile? Şimdi sen niye kızdın Osman abi? Şimdi bak Süleyim. Bu Safiye var ya, bu Safiye boyu devrilesi Safiye yüzünden ben kızcağızıma böyle şama şaklattım ya. Osman abi, böyle şey yapılır mı? Hiç o yaşta bir kıza tokat atılır mı Osman abi? Ya gururu nasıl kırılmıştır kızcağızın? Ya kırılmaz mı? Kırılmaz mı? Bu ellerim kırılsaydı da o kızcağızıma şamar şaklatmasaydım ben. Günaydın koçlar. Hoş geldin Duran abi. Hoş geldin Duran abi. Ana! Ana! Yaşasın! Buldum! Gülübük'le barışmanın yolunu buldum. Vallahi buldum, billahi buldum ha!
Oğlum, çocuğum, senin o kaynanan nalları dikip mort olmadıkça seni o gülü bekle barışamazsın. Yok Osman Aga, elimi o kayganamın kirli kanına bulamama hiç gerek kalmadı. Daha pratik bir yoldan gülübükle barışacağım, harika. Habere bak, habere. Allah Allah, neymiş şu haber, oku bakalım. Okuyayım Duran abi. Flash, flash, flash. Gaps edilen taksi şoförü küs olduğu karısıyla barıştı. Şoför Murat Karakuş yaptığı açıklamada 6 aydır küstük. Bu GAP sayesinde yeniden barıştık. Şerden hayır doğdu dedi. Aha, bu haber sayesinde Gülbük'le barışacağım. Yaşasın. Ya Sinan abicim, benim anlamadım. El alemin adamı gasp ediliyor diyor. Sen niye böyle Gülbük yengecimle barışasın ki? Ben ona hiç anlamadım. Çok saçma. Saçma olan sensin. Adik yapan. Tabii ki Gülbük yengen başkası GAP edildi diye benimle barışmayacak. Ben GAP edildiğim için benimle barışacak. Allah Allah. Ya insan öyle ha deyince gaspan mı vuralmış ya? Tabii haklısın. Urfalı power etti. İnsan durduğu yerde gaps edilir mi? İlla onun birinin gaps etmesi. Duran abi, sende gapsı tipi var. Sen beni biraz gaps eder misin abi? Birazcık ucundan ya. Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Kabuksuz tosma. Sana buradan bir yerleştiririm, duvara da posterin çıkar ha. Tamam Duran abi, niye kızıyorsun? Hani ben şey diye şey yaptım. Hani Gülübük benimle barışsın, inansın diye gaps eder misin dedim. Pardon abi yani. Benim öyle üçkağıtçılık taraklarım da bizim olmaz koçum. Tamam mı? Özür dilerim abi. Parmaklar da maşallah yaprak sarması gibiymiş. Urfalı power etti. Sen beni gaps eder misin? Birazcık gaps et. Bak gaps etmek iyidir. Sevaptır. Yani cennete gidersin. Tövbe estağfurullah ağam. Abuk sabuk konuşuyorsun ha. Sevapmış ya. Abilerim, ablalarım, ne olur beni gaps edin ya. Mesela levyeyle kafama vurun. Bir şey yapın, gaps edin. Ne olur Gülbük'le barışayım ben ya. Bak çocuğum Sinan. Böyle antik kontik dümenlere gireceğine. Adam olmayı denese nasıl olur? Öyle olmuyor işte Osman Aga. Ya birazcık gaps edeceksiniz, ne olacak yani? Bugün siz beni gaps edersiniz, yarın ben sizi gaps ederim. Komşu komşunun gapsına muhtaçtır ya. Buyurun Akasya Durağı. Tabii efendim, adresi alayım. İyi günler efendim. Arkadaşlar sıra kimdeyse Kamelya 22. Hemen gidiyorum Duran abi. Hayırlı işler Leyla ablacığım. Ya arkadaşlar karar verdiğinizi... Ya gaps etsenize Duran abi. Osman Aga, Seyit, hocam, Ali Kemal, Ali Kefal, bari sen kaps et lan. Enenicim, ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun Nuri'm? Şimdi nişanı tamam, taverna da yapalım ama düğün için çok büyük bir yer tutalım. Bütün akrabaları, dostları, arkadaşları çağıralım, böyle şanımıza uygun bir düğün yapalım ya, ha? Nuri, neden bu kadar acele ediyorsun? Yani kızacaksın ama dereyi görmeden paçayı sıvıyorsun. Onlar da henüz flört ediyorlar. Canım tamam, flört ediyorlar ama yani ben Mert'e söyleyeceğim. Gitsin bir an evvel kızı istesin. İsteyelim. Niçin, ne oldu? Niçin durdun Nuri'mi? Bu bizim Mert'in kız arkadaşı değil mi Işıl? Ah ne diyeceğimi bilemiyorum. Demek müstakbel gelinimiz bir dansözmüş. Bizden gizledi ha? Nuri'mi üzülmeyiniz, nasılsa ciddi değiller. Daha henüz flört ediyorlar diyorum ya. Hadi Pame, hadi Pame biz gidelim. Hadi boşver, hadi Pame, Pame. Bir dakika, bir dakika. Eleni sen bu kızın dansöz olduğunu baştan beri biliyordun değil mi? Benden sakladın. Ohi, nereden çıkarıyorsun bunu? Yalan söylüyorsun, gözlerinden belli. Biliyordun ve benden sakladın. Nuri'mi, senin üzülmeni istemedim. Çünkü sen evlilik fikrine kendini çok kaptırmıştın. Mert de biliyordu bu kızın dansöz olduğunu. Hep birlikte beni kandırdılar, sen de buna göz yumdun. Beni aptal yerine koydunuz, Eleni aptal yerine. O nasıl söz? Ya beni niye kandırdınız ya? Gerçeği bana niye söylemedin Eleni? Mert'e söylemeye çalıştım. Ama beni dinlemedi. Babam duyarsa bunu senden bilirim dedi bana. Ben sana güvenemeyeceksem kime güveneceğim Eleni? Oo, Mert'e mi hazırladın bu sofrayı? Şuraya bak, bir kuşiste eksik vallahi. Kızım kaç aydır aynı evi paylaşıyoruz, bana bile böyle bir sofra hazırlamadın. Sen de Mert gibi böyle pahalı hediyeler alsan, sana da hazırlardım abla. Gerçek altın mı bu kız? Yok, alüminyum. Sulu boyayla sarıya boyadık, olmuş mu? Ay abla saçmalama Allah aşkına, gerçek tabii. Oğlan fena halde, sana yanık desene. Yanık tabii, tepesinden dumanlar çıkıyor abla. He desem şu dakika nikah masasına oturturum vallahi. Hmm. Haydar da hapisten çıkınca ikinizi birden şişe oturtur. Işıl, aklını başına al. Gez, toz, gönül eğlendir. Bir şey dediğim yok ama iş ciddiye binmesin. Haydar duyarsa ikinizi birden tahta ata bindirir, haberin olsun. Yani abla şu Haydar meselesini açmasan olmaz sanki. Tadımızı kaçırıyorsun şurada. Ben senin üzülmeni ister miyim hiç? İyiliğin için konuşuyorum kızım. Mert geldi. Koş koş.
Günaydın. Günaydın. Çok özledim seni. Daha dün gece beraberdik. Yanındayken bile çok özlüyorum aşkım. Alo? Mert! Neredesin sen? Dışarıdayım baba, bir şey mi oldu? Evet oldu. Hem de çok kötü bir şey oldu. Derhal durağa gel, çabuk! Hayrola aşkım, ne oldu? Babam durağa çağırıyor, benimle konuşması lazımmış. Kahvaltı hazırlamıştım ama. Babam burnundan soluyordu aşkım. Başka zaman yaparız. Tamam, öyle olsun. Kardeşim paranın üstünü unut. Ne oluyor, iyi misin? Değilim abla, başım çok kötü. Merak etme, iyi olacaksın. Hemen seni hastaneye yetiştireceğim, gel. Akasya Durağı Leyla konuşuyor. Beni duyuyor musunuz? Tamam. Duyuyoruz Leyla. Bir şey mi oldu? Gümüşlerim bayıldı Duran abi. Genç bir kız. Leyla neredesin? Kızın durumu nasıl? Beykoz'dayız Duran abi. Hastaneye götürüyorum kızı. Şu an arka koltukta baygın yatıyor. Ben gideyim. Yardım edeyim, hemen geleyim ha. Leyla sen hastaneye devam et. Ben geliyorum yardımına. Tamam Duran abi. Osman Aga, bırak sana emanet. Merak etme. Ana yine bak kızına. Kenarına bak, vezini aldanmışlar. Anası ne halt ki Zeynan'da halt olsun ha. Böyle günü çarşıya gönderi. Kendisi evde camış gibi yatı. Asbaplı şeytan. Ah, Dudik, Dudik. Gittiler, gittiler. Ah, eyvah. Kaçı, tutun. Kaçı, tut kızım, tut. Ha. Ha, ha. Ha. Sağ ol kızım. Kusura bakma anne, ancak bu kadar toplayabildim. Çoluğun çocuğun yok mu senin anne? Yazık sana, bu yaşta sokağa salmışlar seni böyle. Kızım, gelinlerim kurban olsun size. Densiz gelin evde yatıyı, beni sokaklarda alışverişe gönderiyi. Yazık sana vallahi. Benim senin gibi kaynanam olsa elini sıcak sudan soğuk suya sokturmam vallahi. Kız, sen bekar mısın? Pek de güzelsin ha. Yaradan özene bözene yaratmıştır seni. Maşallah. Dudaklara bak. Dolma gibidir. Sağ ol kız anne. Evin yakın mı? Yardım edeyim ben sana. Ha şu ötededir ha. Evet. Tamam. Şunlardan alayım. Şunu da alayım. Tamam. Maşallah. Hükümet gibi avrat. İri yarı, boylu, bozlu, besili. Senin dibendeki bir tane. On tane erkek evlat doğurur. Günaydın Ali Kemal. Günaydın Mert abicim. Nur babacığım seni çardakta bekliyor. Aa, benim sana şu tavsiyem vardır. Nur babanın yanına giderken de bomba ima ekibi almadan gitmeyesin. Niye? Niyesi var mı Mert abicim? Nur babacığım sabahtan beri pimi çekilmiş bomba gibi böyle dolaşıyor. Vallahi bağa sataşmasın diye. Aa, araba yıkıyorum sabahtan beri. Ellerim büzüştü baksana. Tamam. Günaydın baba. Günaydın. Otur bakalım, seninle konuşacaklarım var. Siz dinliyorum baba. Mert, sen bu Işıl denilen kızla ciddi misin yoksa sadece gönülme eğlendiriyorsun? Bana söz baba, ciddiyim tabii. Tabii. Yani alıp getirip kızı ailenle tanıştırdığına göre evlenmek istiyorsun, öyle mi? Sizce de bir sakıncası yoksa? Aman efendim, bizim için ne sakıncası olabilir? Biz her söylenen, yalana inanan saptiriğin biriyiz. Efendim, ben işletme mezunuyum Nuri Bey. Özel bir şirkette çalışıyorum efendim. Kız arkadaşının gözünün içine baka baka babanı kandırmasını nasıl içine sindiriyorsun ha? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Baba, Işıl aslında çok iyi biri. Elbette, belli konularda çok iyi. Yani yalan söyleme konusunda çok iyi. Göbek dansı konusunda da çok iyi galiba, öyle mi? Bunu öğrenmeyeceğimi mi sandın Mert beyefendi? Baba, ben istersem Işıl dans sözlüğü bırakır. Sadece paraya ihtiyacı olduğu için yapıyor işi. Oğlum, gözünü aç da gerçeklerin farkına var. O kız yalancının teki.
benim gelinim olmaya, torunlarımın anası olmaya layık değil. Onu mutlaka bırakacaksın. Kimi seveceğime sen karar veremezsin baba. Veririm. Ben senin babanım. Ben bir şey istiyorsam senin iyiliğin için istiyorum. Baba ben çocuk değilim. Neyin iyi olup neyin kötü olduğunu gayet iyi görebiliyorum artık. Hayır, göremiyorsun. Görebilseydin elin yalancı kızını getirip bizimle tanıştırmazdın. O kızdan ayrılacaksın. Ayrılmayacağım baba. Ne halt olduğu belli olmayan bir kız için babana karşı mı geliyorsun? Işıl'ın ne olduğu belli baba. Benim sevgilim. Ve sırf sen istiyorsun diye ondan ayrılamam. Ve hatırlatırım baba. Benim de karşı çıkmama rağmen sen de Elin Hanım'la evlenmiştin. Sen benim babam değilsin. Ben senin babanım. Tabii ben daha çocuğum. Ekonomik özgürlüğüm de elimde değil. Senden harçlık alan ufacık küçücük bir çocuğum ben daha, değil mi? Artık yanında çalışmıyorum baba. Buyur taksin anahtarlarını. Bu belki büyüdüğümü anlamana yardımcı olabilir. Hemşire hanım, hastanın durumu nasıl? Bilmiyorum hanımefendi. Doktor bey sonuçlara baktıktan sonra bir şey söyleyebilir. Leyla, vaziyet nedir? Yapılacak bir şey varsa yapalım hemen. Sağ ol Duran abi, burada olman yeter. Kızı acile yatırdılar. Bekliyoruz bakalım. Hastanın işlenme için kimlik bilgileri lazım. Hastanın çantası bende. Açmak istemedim. Siz bakın isterseniz. Eğer telefonu falan varsa içinde ailesine haber veririz. Adı Gamze'ymiş. Telefon da burada. Yekten haber verme Leyla. Korkmasınlar. Alıştır alıştır söyle olur mu kızım? Tamam abi. Alo? Alo, iyi günler hanımefendi. Gamze'nin annesi misiniz? Evet, siz kimsiniz? Kızımın telefonunun sizde ne işi var? Sakin olun hanımefendi, ben taksi şoförüyüm. Ne oldu? Kaza falan mı geçirdi yoksa? Kızım nerede? Yok yok, kaza falan yok, merak etmeyin. Kızınız takside bayıldı, ben de hastaneye getirdim. Şu an hastanedeyiz. Ne? Hastane mi? Kesin kötü bir şey oldu, kötü bir şey oldu. Siz bana söylemiyorsunuz. Yavrum, kızım, Gamze. Ne oldu kızım? Alo, hangi hastanedesiniz? Evim buradır ha. Sağ olasan kızım. Rica ederim anneciğim, görevimiz. Ha, telefonunu almışam. Seni arayacağım, haberin ola. Ara mutlaka, bekliyorum. Buyur. Hadi çal. Çal kızım, çal. Maşallah. Hükümet gibi avrattır ha. Enine boyuna. İyice de meseledir. Seyidime 12 tane erkek evlat doğurur. Ben de futbol takımı kurarım. Ben de sizi çok özlemişim anne. Köy gözümde titiyor. Ben de köye gelmek istiyorum anne ama nasıl geleceğim? Mümkünatı yoktu. Şimdi kapatmam lazımdır anne. Ben seni sonra ararım. Göyle mi konuşuyordun kızım Zeyno? Anneyi mi özledin? He Fatu anne. Bir seneden fazla olmuştur anneyi görmemişim. Çok özlemişim. Kurban olsun annen senin o nemli gözlerine. Madem istiyorsan ben de seni köye gönderirim. Nasıl gideyim anne? Urfa nere, İstanbul nere? Yani otobüsle 17 saat sürüyor. Ve ben perişan olur yollarda. Uş! Otobüs olmuyorsa ben de seni uçakla gönderirim. Sanmadıysan anne. Ama uçak çok para. Uş! Para senin itin olsun. Seni de söyleyesen pilotun arkasından bilet alıyor. Tamam mı? Ya anne, sen ne kadar büyük bir insan mısın? Ben senin kıymetini bilememişim ya. Yo, öyle ya. 5 kilo prensa. Kereviz, kereviz de alalım. Hoş geldin Mert. Aa, hoş geldin be kızancığım. Tebrik ederim Elena Hanım. Müjdeli haberi hemen vermişsiniz babama. Birkaç gün bile sabredemediniz değil mi? Mert, yanlışın var. Yemin ederim ben babana bir şey söylemedim. Babam pavyonun önünden geçerken Işıl'ın dansöz posterlerini gördü. Işıl dansöz müymüş? Lütfen beni aptal yerine koymaktan vazgeçin. Şunu bilmenizi istiyorum. Sizi asla affetmeyeceğim. Mert, hata yapıyorsun. Dur. Mert. Leyla, ben kantinden bir su içip geleceğim. Sen bir şey ister misin kızım? Sağ ol abi. Sen daha fazla bekleme Duran abi. İstersen durağa dön. Acelesi yok evladım. Kızın annesiyle babası gelsin, beraber döneriz. Tamam? Kızım, kızım nerede? Kızım nerede? Siz Gamze'nin ailesi misiniz? Evet.
Merak etmeyin. Önemli bir şey yok. Bize telef eden taksici sen misin kızım? Evet benim. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Gamze nerede? Kızımı görmek istiyorum ben. Sakin olun hanımefendi. Doktor bey şimdi yanında. Birazdan çıkar. Gamze'nin ailesi doktor bey. Kızım nasıl? Doktor iyi mi? Sabah evden çıkarken hiçbir şey yoktu. Niye bayılmış ki? Kızınız hamile beyefendi. Ne diyorsun sen doktor? Bir yanlışlık olmalı. Nasıl hamile olur? Bakın bir yanlışlık falan yok. Bütün tahlil sonuçları burada. Kızınız hamile. Ya olamaz. Benim kızım hamile olamaz. Bekar bu kız. Kızım ne yaptın sen? Baba? Bana baba deme. Sen benim kızım değilsin artık. Namusumu halel getirmeyecektin. Çekil önümden. Namusumu temizleyeceğim. Buna izin veremem. O daha bir çocuk. Tamam, bir hata yapmış olabilir. Ama her ne yaparsa yapsın cezası ölüm olamaz. Baba ne olursun kıyma bana. Bir baba öz evladına nasıl kıyar? Kızını öldürürsen ne geçecek eline? Sen hiç mi genç olmadın? Hiç mi hata yapmadın? Evlat katili mi olacaksın? Çekil önümden. Yoksa seni de vururum. Tamam. Tamam geçti. Geçti tamam. Tamam. Memur bey silah. Bırak. Kızını öldürüyor Daskas. Bırak beni. Öyle mi? Gelin bakalım. Sen benim canımdın. Ciğerimdin. Kıymetlimdin. Alma bu leke sürmeyecektin. Nasıl yaşarım ben bu ülkede? Eşek sıpasına bak ya. Getirmiş arabanın anahtarını bırakıyor. Sanıyor ki patronunu bırakınca babalığını da bırakacağım. Ben senin babanım ulan, baban! Üstelik hem baban hem anan! Ben tek başına büyütmüşüm be seni. Gençliğine verdi Nuri baba. Geceleri sabaha kadar ayağımda salladım. Gündüzleri de sana bakmak için direksiyon salladım. Bütün hayatımı sana verdim ben be. Seni çöpten bile sakındım. Şimdi senin başına bela gelirken ben nasıl bırakırım ya? Karış babana diyor. Olacak şey mi Osman? Üzülme be kardeşlik, üzülme. Ya sen de babasın ya. Yani bir baba çocuğu ateşe sürüklenirken nasıl dur demez? Bu kız bu oğlanı ateşe sürüklüyor ya. Nuri baba, baba ile oğul etle tırnak gibidir. Birbirinden ayrılmaz. Ben de öyle sanıyordum Mehmet Hoca da. Bak, etle tırnak ayrılıyor mu? Oğlum gençtir, cahildir. Yani damarında delikanlı dolaşıyor. Ne yaptığını bilmiyor. Mert bir hata yapmış baba. Hatasını anlar, geri döner. Bak kardeşlik, Mert akıllı çocuktur. Hatasını anlayacak, hatasından geri dönecek. Mutlaka senden özür dilerim. Ben böyle düşünüyorum ya. İnşallah sizin dediğiniz olur çocuklar. İnşallah. Akasya durağı buyurun. Tabii efendim. Adresi alayım. Hemen gönderiyorum. Sinan, Kırmızı Gül 12. Kırmızı gül demet demet. Bre vitamin sıf. Hadi hepimize birer kahve yap da Nuri kardeşlikle karşılıklı içelim ha. Hemen getiriyorum. Pardon ağa. Efendim Zeyno. Seyit, fotoğrafını beni köye gönderiyor. Ne oldu Zeyno? Yine kavga mı ettiniz ya? Yok yok Seyit, öyle değil. Kavga yok. Fatoğan'a benim halıma çok üzülmüştür. Anneyle babayı görem diye beni köye gönderiyor. Hasret giderem değil. Dur. Kulaklarım doğru mu işitti? Seni anneyle babayla hasret giderersin diye köye mi gönderiyor? Yanlış mı duyuyorum Zeynom ya? Yok Seyit'im, yanlış duymamışsın. Hem de bilet parasını kendi cebinden veriyor. Hem de uçakla gönderiyor. Allah Allah. Ya Zeynom, sen anneyin böyle alnına bir dokundun mu eliyle? Yo, niye ki? Ne bileyim, böyle tövbe estağfurullah, ateşi falan mı çıktı acaba ya? Onun yüzden mi böyle davranıyor? Aman ya Seyit'im, anne çok iyidir. Biraz serttir ama pırlanta gibi bir kalbi vardır. Diyeyim ki, sen bir bugün Urfa için uçak bileti alabilir misin? Tamam Zeynep, tamam. Ben hemen şimdi gidip alırım. Sen hazırlan, sonra gelip seni alırım, tamam? Haydi. Allah Allah. Ne oluyor bu anne ya? Kafasına bir şey mi düştü acaba? Tamam ağlamayın canım.
korkma, artık sana hiç kimse bir şey yapamaz. Çok korkuyorum abla. Peki bu nasıl oldu? Yani kim yaptı bunu sana? Cenk. Cenk ve ben 3 yıldır flört ediyorduk abla. Geldi istedi beni babamdan. Ama babam olmaz dedi. Ayak diledi. Öldürürüm de vermem dedi. Anlıyorum canım. Peki Cenk biliyor mu hamile olduğunu? Hayır, bilmiyor. Bilse hemen gelir. Sen şu Cenk'in telefonunu versene bakayım bana kızım. Ne yapmayı düşünüyorsun Durun abi? Delikanlıyı arayacağım. Bu işi tatlıya bağlayalım, yoksa işin sonu kötü. Kesinlikle. Buyurun, numarası burada. Bulmuyor. Anam nereye geldik böyle ya? Kuş konmaz, kervan geçmez bir yer. Harita dışına çıktık resmen ya. Heriflerin tipleri de bir acayip ha. Polisin sabıka defterinden fırlamış gibi duruyorlar. Ben resmen tırsmaya, Yosef olmaya başladım arkadaş. Pardon abi, daha ne kadar gideceğiz? Siz Polonez köyün neresinde oturuyorsunuz? Ne iş falan yapıyorsunuz abi siz? Sana ne iş yaptığımızdan? Sen yoluna bak. Ana, herifte tapanca var lan. Bunlar beni tedaviden kaldırmadan benim bir şey yapmam lazım. Şey abicim, şimdi aklıma geldi. Benim hanım ameliyata girecek, hasta da. Diyorum ki ben sizi burada bırakayım da bir an önce hastaneye hanıma yetişeyim diyorum. Yoksa karından önce seni ameliyat ederim. Dalağını alırım. Hadi. Tamam. Nuri baba, Nuri baba. Beni de hapsediyorlar baba. Polonezköy yolundayız. Allah korusunur. Dara gibi kendim. Evladım, Sinan. Neredesin sen? Polonezköy yolundayız baba. Parla, 2 tane adam var. Senin katil gibi beni... İst numara yapma, sus Sinan. Koskoca yağlı peyli var. Osman Aga bu numaraları yemez. Ya Osman, ver şunu ya. Osman Aga, vallahi doğru söylüyorum. Delirdin mi oğlum sen? Böyle numara mı olur ya? Dara gibi kendini ver beni. Osman Aga, doğru söylüyorum. Allah Allah. Sinan, neredesin oğlum sen? Telsizi de kopardınız ya. Sinan! Beni hapsediyorlar, kurtarın, hapsediyorlar. Sür lan şu taksiyi, yoksa kurşunların tadına baktırırım. Sinan, iyi misin? Ya siz delirdiniz mi oğlum ya? Çocuk orada gasp ediliyor, siz burada gülüyorsunuz be. Gülüyoruz Nuri baba, çünkü böyle bir olay yok. Nasıl yok? Duymadınız mı? Tamam abi, tamam. Sürüyorum abi, sürüyorum. Çocuk gasp ediliyorum diye bas bas bağırıyor ya. O bağırması numaradan Nuri babacığım. Sinan abi sabah plan yapıyordu. Ne planı? Ne planı bu? Gülbin'le barışma planı. Sabahleyin bize burada yalvardı, yakardı. İlle de beni gasp edin diye. Bilece Gülbin ona acıyacakmış da o da ondan barışacakmış. Doğru mu bu? Maalesef doğru Nuri baba. Ulan deli mi bu? Tabii deli, bilmez misin sen? Onun kafasında 2 tane tahta eksiktir yani. Allah'tan biz mantıklı adamlarız da onun o palavralarına hiç rağbet etmedik yani. Tabii mantıklıyız. Bizden umudu kesince herhalde başkasını buldu. Ne bileyim, ben de saf inandım ya. Hayır, öyle bir bağırıyordu ki etinden et koparılırmışçasına. Baba, gasp ediyorlar beni. Allah Allah. Ne adam bu be? Buyurun. Saygılar memur bey. Girebilir miyim? Beyefendiyle görüşmem gereken bir husus vardı. Tabii, buyurun. Seninle görüşecek hiçbir şeyim yok benim. Bırakmadın namusumu temizleyeyim. Millet yüzüne nasıl bakacağım ben? Sen yat kalk beyefendiye dua et. Hem kızını kurtardı hem seni kurtardı. O yetişip sana mani olmasaydı şimdi kızın mezarda, sen hapiste olacaktın. Bak güzel kardeşim, yaşadığın şey kolay değil. Ama seninki de çözüm değil. Yani bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltemezsin. Yanlışı ancak bir doğruyla düzeltebilirsin. Neymiş doğru? Ben delikanlıyla konuştum. Kızını seviyor. Müsaaden olursa onunla evlenmek istiyor. Onu gördüğüm yerde kurşuna dizeceğim. Yaşatmayacağım onu. Görecek o. Otur yerine. Dağ başı mı burası be? Kime vuruyorsun? Eşkıya mısın? Tepemin tasını attırma. Atarım seni nezarete. Ya kardeşim, sen namusunu temizlemek istemiyor musun? Hem kızın evlensin, sevdiğine kavuşsun, hem de namusun temizlensin. Daha başka ne istiyorsun? Beyefendi doğru söylüyor bey. Gel he de olsun bu iş. Aklını başına al. Bu işin başka çözümü yok. Herkes için en doğrusu bu. İyi, öyle olsun bakalım. Delikanlıyı çağırdım, dışarıda bekliyor. Müsaade edersen gelsin, elini öpsün, tamam mı? İyi, gelsin. Cenk. Ya. Hadi evliliğinize izin çıktı. Öp bakalım babanın elini. Affet beni baba.
Söz veriyorum, Gamze'ye çok iyi bakacağım. Onu çok mutlu edeceğim. İnşallah. Hadi hayırlısı. Allah bir yastıkta kocasın. Sağ ol kardeşim. Sen olmasan bu iş böyle tatlıya bağlanmazdı. Estağfurullah yenge hanım. Biz sadece insanlık vazifemizi yaptık. Saygılar. Anneye babaya selam söyle hani gelinim. Gitmişken birkaç ay kalasan ha hasret gider. Hemen gelmeyesin. Tamam anne öpüm. Hadi güle güle. Haydi Zeynep haydi uçağı kaçıracağız. Anneyin lafı bitmez git. Allah emanet anne. Güle güle gelinim güle güle. Alo, Nurcan kızım. Ha ben Fato aney ha. Biraz bize gelesen seni beklerim. Konuşacaklarım vardır. Ha bekleye, tamam. Abi gözünüzü seveyim yapmayın. Şekil bakalım paraları. Abiler vallahi bende para var yok. Kurban oluyor abi benim çoluğum çocuğum var açayım bana ya. Sen al lan çoluğundan çocuğundan paraları çıkar. Abi vallahi daha siftah yapmadım kuruş param yok benim üzerimde ya. Yalan söyleme lan çıkart cüzdanı çıkart. Tamam abi sakin olun ben bir ceplerimi karıştırayım bakayım. Hani bir şey varsa size göre ona ben şey yapayım. Abi para yok ama biber gazı var isot. Kurban gösterdim acı acı. Ulan bahçıvansınız biberiniz yok. Lan tabansınız haberiniz. Allah! 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 Öldürecek bu adamlar beni. Ellerinde tapançaları var. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Nereye kaçacağım? Gel gel gel. Hoş gelmişsin. Geç şöyle otur bakalım. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Maşallah. Ay parçası gibisin. 41 kere maşallah. Ay çok değişik bir iltifat tarzı var anne. Hayrola beni niye çağırdın? Siyah bir şey soracağım. Hı. Senin annenin kaç tane erkek çocuğu vardır? 5 erkek bir de ben. Ay, anla işte. Hem şakacısan, hem güzelsen, hem besülüsen, hem tohumun sağlamdır. Senden iyi gelin mi bulacağım? Gelin mi? Ay ne diyorsun anne sen? Seni oğluma alacağım. Sürprizlerle dolusun ayol. Bak, bu benim sevgilimin resmidir. Nasıl, yakışıklı mıdır? Ay şükarmış. Yakışıklı, yakışıklı. Heh, sen evet de seni böyle altınlarla donatacağım. Kuyumcu vitrini gibi ortalıkta dolaşacaksın ha. Bakalım oğlum beni beğenecek mi? Ben evet dedikten sonra o bir şey diyemez. Yeter ki sen evet de. Ne desen? Ay, evet. Yaşa kız. Bugün benim en mutlu günümdür ha. Hemen çarşıya gidip sana gelinlik alacağım. Ah. Ne var Sinan? Ne istiyorsun yine? Gülübük, kurtar beni Gülübük. Bu sefer başım çok fena belada Gülübük. Kurban olurum, yardım et bana, kurtar beni. Allah Allah, değişik bir şey söylesene Sinan. Senin hiç başın belaya girer mi? Ya ne zaman senin başın belaya girmedi ki? Ya Allah aşkına yine ne haltlar karıştırdın sen? Aferin. Yüz verme şuna. Ya Gülübük şimdi kavga sırası değil. Şimdi sevgi sırası, barışma sırası, kardeşlik sırası, kardeşlik günü. Kurban olayım yardım et. Bak gapsçılar beni gaps ettiler. Onların elinden kaçtım Gülübük. Ne? Gaps mı? Aman gasp mı ettiler? Evet. Hadi oradan. Gapsçılar beni gaps edince ben de Polonezköy'e bir ormana saklandım Gülübük. Allah'ın açında nerede para var ki gasp etsinler? Şimdi ormanın içinde geziyorum. Yalan söylüyor. Dur ya. Kendimi kamufle ettim bu kalemun gibiyim. Şekilden şekile giriyorum Gülübük ama fazla dayanamayacağım. Beni yakalayacaklar herhalde. Ne olursun yardım et Gülübük. Ay tamam Sinan merak etme seni kurtaracağız oradan. Ah ben ne yaparım ya? Anne Sinan'ı gaspçılar kaçırmışlar. O da kaçmış onların elinden. Ormanda bir yerlerde saklanıyormuş. Ay onu kurtarmamız lazım ya. Kızım yalan söylüyor inanma. Allah. Ne yapıyorsun kız sen? Nuri Baba'yı arıyorum yardım isteyeceğim.
Evladım kontörüne yazık, yalan söylüyor. Ya anne sen ne diyorsun gözünü seveyim ya? Ne olursa olsun Sinan benim oğlumun babası. Yani torunun babasız mı büyüsün istiyorsun? Aşk olsun sana. Korkma, kötüye bir şeycikler olmaz. Buyurun Akasya durağı. Alo Nuri baba. Ya ben Gülbin, Sinan'ı kaçırmışlar. Hemen ona yardım etmemiz lazım. Dur kızım dur. Telaşlanma evladım dur. Sakin ol. Nasıl sakin olayım Nuri baba? Sinan'ı gasp etmişler. Ormanda saklanıyormuş. Sen de bana sakin ol diyorsun. Yapma gözünü seveyim ya. Evladım Sinan'ın gasp edilme olayı falan yok. Nasıl yok ya? Seninle barışmak için numara yapıyor. Numara. Numara mı yapıyor? Numara yapıyor. Gördün mü fırıldak kocanın son numarasını? Sabahleyin gelmiş bizim duraktakilerle konuşmuş. Ne olur ya demiş, biriniz beni gasp edin demiş. Ne? Yalan mı söylüyor? Dedim ben. Yani aklınca gasp edilecek, senin haberin olunca da dayanamayacaksın, acıyacaksın, onunla barışacaksın. Ama buradakiler yanaşmayınca anlaşılan birini bulmuş kendini gasp ettirecek. Allah senin cezanı vermesin Sinan emi. Yazıklar olsun aklım çıkıyordu ya. Bu nasıl bir şey ya? Tamam Nuri baba sonra görüşürüz hadi. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Anam peşimdeler, izimi buldular. Geyik gibi avlayacaklar beni. İşte orada abi. Aman abiciğim vurma. İyi günler komiserim, bir ihbarda bulunacaktım. Poloneski orman hemen girişinde terk edilmiş bir taksi var. Kapıları falan da açık. Çok şüpheli bir durum var. Plakasını veriyorum. Ha Zeynep, bindiniz mi? Ne? Hava koşulları yüzünden uçak kalkmıyor mu? Ne zaman kalkacakmış? Yarın mı? Oho, iyi tamam ben hemen gelip sizi alayım Zeynep. Haydi bay. Buyurun efendim Akasya durağı. Ha Nuri Bey, şimdi bize bir bilgi geçtiler. Sizin durağa ait bir taksi Poloneski ormanının kenarında terk edilmiş vaziyette bulunmuş. Şimdi plakasını veriyorum. Komiserim bu bizim Sinan'ın arabası. Gelin bakalım arkadaşlar, gelin gelin bakalım şöyle gelin. Hani uydurma bir plandı, olay gerçekmiş. Sinan'ın arabası gerçekten gasp edilmiş. Vay! Uy. Olamaz. Hayda. Komiserim anladığımız kadarıyla Sinan gaspa uğramış. Evet, biz hemen yola çıkıyoruz Nuri Bey. Tamam komiserim, biz de hemen yetişiyoruz efendim. Çocuklara ben gidiyoruz. Ali Kemal, Gülbin'i ara hazırlansın, geçerken onu da alalım hadi. Bacanak, bu Sinan'ın işlerine akılsı vermez. Yürü bacanak, hadi. Yürü bacanak. İnşallah Seyidim'le bir yastıkta ömür boyu kocarsınız ha. Kız gelin, insan sıfatına bakmaya da kıyamayı kız, çok güzelsin. Maşallah. Kız anne, biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz da oğlanın haberi bile yok. İstanbul'da ne kadar hısım akraba varsa çağırmışam ha. Akşama tavernada düğünümüz vardır. Neredeyse davulcuyla zurnacı da gelir. Senin hısım akrabayı çağırdın mı sen? Benim kimin kimsem yok ki. Vay. Üzülme gelinim. Bundan böyle beni öz annem bil. Anneciğim benim. Canım. Komiserim. Komiserim. Kocamdan bir haber var mı? Ne olur hayırlı bir haber verin bize. Kızım hiç merak etme. Polis arkadaşlar ormana dağıldı. Kocanı arıyorlar. Hadi biz de gidelim bacanak. Ne dururuz ya? Hadi yürü bacanak. Osman abi her tarafa orman. Ne tarafa gideceğiz? Bir dakika. Ya kızım Sinan seni cep telefonundan mı aradı? Evet Nuri baba. Demek ki telefonun yanında ve çalışıyor. Güzel, o zaman hemen Sinan'ı ara, bize yerini bildirsin. Tamam, tamam komiserim. Nereye kaçtı lan bu adam? Bu tarafa geldi abi. İyiydi oğlum, yer yarılıp içine girmedi ya bu herif. Vay kerizler, gözlerinin önündeyim beni görmediler. Bir de şu tarafa bakalım abi. Yürü. Hay senin gibi telefonun iletişimin sırası mıydı şimdi yahu? Abileri bir dakika, bir dakika sakin olun abi. Durun abi, gözünü seveyim dur. Sakin olun. Vay çakal vay. Girdiği şekli bu herifin ya. Ya bir dakika abiler, gözünüzü seveyim yapmayın.
Benim çoluğum var, çocuğum var. Ben ölürsem onlara kim bakar? Ya yok mu kimse bu ormanda? Abi bana kıymayın. Abi bu Sinan'ın çığırışması değil midir? Aynen öyle Osman abi. İyi de ses hangi yönden geliyor? Bir dakika. Abi vallahi benim bir şeyim yok. Bak cüzdanı gösteriyorum abicim. Bak bak bak, görüyor musun cüzdanı? Cüzdanımın içi bomboş abi. Al senin olsun. Ha, bozukluk vardı. Ha, telefon var abi. Al telefonu vereyim. Birazcık da bozukluk var abi. Onu da vereyim. Ha, bir de abi babadan kalma bir yadigar saatim var abi. Altın suyuna batırılmış. Al bu da senin olsun. Vallahi başka bir şeyim yok abi. Para yok mu yanında? Vallahi yok abi. Ben gapse uğrayacağımı bilmiyordum. Gapse uğrayacağımı bilseydim tedarikli çıkardım. Siz de beni rahat rahat gapse derdiniz ya. Dalga mı geçiyorsun? Öldürürüm seni. Nereye saklıyorsun paraları, çabuk söyle. Vallahi para mara yok abi, dedim ya ben gapse uğrayacağımı bilmiyordum. Tedariksin abi, borcum olsun, bir dahaki gapse dişinize vereyim, olmaz mı? Sen daha işin ciddiyetinin farkında değilsin koçum. Dur sana anlatayım, nerene sıkayım? Abi bak, ben işin ciddiyetinin farkındayım, asıl siz değilsiniz. Söylemeseyip arkanızda 3 tane ayı var abi. Aman dikkatli olun, yavaş yavaş dönün. Hadi abi, hadi. Tamam, alın bunları. Komiserim buyurun. Alın bunları, artık bunların cezasını adalet verecek. Sinan. Götürün bunları. Sinan! Gülümün, canım benim, bir tanem benim. Kurtuldun demek. Sinan, iyi misin oğlum? Baba, bir de bana iyi misin diye mi soruyorsun? Sen nasıl Nuri babasın ya? Yazıklar olsun size ya. Ben gapse diyorum diyorum, bana inanmıyorsun. Ben gapse uğruyorum, kimse beni kurtarmıyor. Sen Osman Aga, he? Bir de yağlı pehlivanım diye övünürsün öyle mi? Lanet olsun senin arkadaşlığına. Sen nasıl arkadaşsın ya? Niye beni kurtarmaya gelmiyorsun? Mehmet hocam, sen öğretmensin. İçlerinde en kültürlüsü sensin. Sen bari inansaydın. Sen niye inanmadın? Duran abi, Duran abi. Sana ne demeli abi? Yaprak sarması gibi parmaklarınla, kapı gibi cüssenle beni burada donmaya mahkum ettin. Yazıklar olsun. Sinan ya, senin bizi suçlamaya ne hakkın var be? Bütün suç senin. O niye baba? Tabii canım. Sen yalancı çobana çıkmışsın bir kere. Devamlı dalevera alevera. Tabii kimse sana inanmaz. Olsun. Hiç değilse Gürübük'le barıştım. Bu bana yeter. Benim seninle işim olmaz. Yalancı çoban. Yürü anne. Gidiyoruz. Yürü çocuklar. Biz de gidiyoruz. Gidelim tabii. Sen de hadi bakalım inine inine hadi. Gidiyor. Hani biz bir aileydik. Yürüyün. Giderseniz gidin be. Giderseniz gidin. Ben de bu ormanı parselleyip buralara villalar dikeceğim. Zengin olacağım. Hiçbirinize vermeyeceğim o villalardan. Hadi bakalım görürüz. Deli, vur davulcu davula lan. Bir durun ya, bir durun. Anne ne oluyor burada ya? Sayit oğlum, size yeni bir avrat almışım. Çok şanslısın. Cebiş, 4 ayağının üstüne düşmüşsün. Ya anne delirdin mi? Ne avradı ya? Anne ne oluyor burada? Kız dansiz, sen memlekete gitmedin mi? Ya bırak şimdi memleketi anne, bu gelin nereden çıkmıştı? Sayidime 0 kilometre yeni avrat almışım. Aa, demek ona sebep beni memlekete göndermek istiyordun. Seyit, senin bundan haberin var mıydı? Yok Zeynep, ne alakası var ya? Hiç öyle şey olur mu ya? Oğlum, sen bakma bu çırpısı seyrege. Erkek çocuk doğuraydı da ben de üstüne kuma getirmeyeydim. Bu yeni gelinimiz bize çifter çifter erkek çocuk doğuracaktır ha. Ya anayı var ya, sen iyice kafayı yedin böyle zıvanadan çıktın ha. Ya bacım, kusura bakma, ben karımı seviyem. Seninle hayatta evlenmem ya. Aa, ne kaçırdığını bilmiyorsun ayol. Bismillahirrahmanirrahim. Anne bu ne? Gelin oğul. Bize çiftler çiftler erkek çocuk doğuracak. Sarı üretime geçecek. Çok güzel avrattır ha. Yani anne eminim yüreği güzeldir yani illaki de. Ama o dediğin hani sarı üretim, doğum falan imkansız. Nedenmiş o?
avrat değildir. Erkektir, erkek. Hış! Kız, sen erkek misin? Erkek senin babandır hamşo. Ben %100 bir bayanım. Ruhumu bedenime uyduramayacağıma göre bedenimi ruhuma uydurdum. Anlarsın ya. Çabuk altınlarımı ver defol git. Altınlarımı verirsem. Ah, al ayalı altınlarını. Senin madde oğluna kalmadım ben. Bilezikleri de ver. Bileziklerimi de isterim. Ver bilezikleri. Alo. Asker, hazır ol. Emir ve görüşlerini hazır mı Ramazan Çavuşu? Hadi oradan Teres. Emir ve görüşlerimi hazırmış. Ben size kaç defa dedim bana güzel bir karı bulun diye ha? Vallahi size bir karı buldum Çavuşum ama uyar mı bilmem. Uyar mı ne demek? O bana uymazsa ben ona uyarım. Güzel mi bari? Lokum lokum yeme de yanında yat Çavuşum. Ulan yemeyip yanında yatacaksam ne alt etmeye istiyorum ben o lokumu? Ne diye evlenmek istiyorum ben onunla? Yemek için istiyorum onu bende. Afiyet olsun Çavuşum. Adı ne adı? Fahriye. Bizim mahalleli dul bir kadın. O da evlenmek istiyor Çavuşum. Ne zaman tanıştıracaksın bizi? Yarın müsaitseniz getireyim Çavuşum. Ben haftanın 7 günü 24 saati boşum. Ne zaman istersen gelebilirsin. Bir sabah ansızın gelebilirsin. Bak size kızarım. Bu eli görür müsün bu eli? Bu el kırılaydı be, kırılaydı be. Kızıma tokat atan elin budur biliyor musun? Evet. Bu el kırılaydı da kıza tokat atmayaydım be. Evet. Vallahi kızın gururu kırıldı. Artık o yüzden eve gidemez o. Sorma Osman abi ya. Benim evde de genetiği değiştirilmiş bir kayganı var. Beni eve almıyor. Bırakmıyor ki ben Gülübük'le barışayım. Yani o kadar kapısı diyordum. Hala benimle barışmıyor. Beni eve almıyorlar Osman ya. Garson! Çocuğum oradan mutfaktan bana bir satır getir çabuk. Getir bu kolumu bile koyacağım bile keseceğim bu kolumu. Elimi keseceğim buradan bile. Ne diyorsun Osman abi ya? Kafayı mı yedin ya? Sen de iyice rakışçasında balık oldun. Niye kesiyorsun elini? O el sana lazım. Sen hangi elini kullanıyorsun Osman abi? Ben bu sağ elimi mi kullandım? Ben iki elimi birden kullanıyorum. Bu ezecek dünyalı bir elim var Osman abi be. Ne konuşuyorsun lo? Bilerek mi düşmüşsün? Kazadır işte ha. Senin müdürünün burada olduğundan haberim var mı? Ne müdürün lo? Hayvanat bahçesi müdürü. Bir ayı kaçmış da senin olduğunu sandım ben ya. Sen bana ayı mı diyorsun? Öldürürüm seni ha. Kimi öldürürsün sen be? Yağlı bir eli var Osman. Bir dakika ya, bir dakika ne oluyor? Değişik ambiyanslı adam. Dur be de gitsin. Gel adam alın arkadaşlar. Gel içerisin dışarı. Otur Allah aşkına ya. Otur. Evet. Garson. Esnafı getir bakalım buraya. Hadi. Osman ya. Ben şu değişik ambiyanslı adama bir bakayım da geleyim izninle. Esnaf zamanı geldi. Tabii Sinan hemen kaçacak tabii. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaş işte bu. Görüyorsunuz ya. Nurim, lütfen kendini böyle üzme. Göreceksin, Mert hatasını anlayacak ve bu kızdan ayrılacak. Heleniciğim, bizim Mert'in kredi kartı ekstreleri hala bu eve mi geliyor? Evet, niçin sordun? Nereye koyuyorsunuz onları? Evet. Tahmin ettiğim gibi. Ne tahmin ettiğin gibi? Benim gerizekalı oğlum taksitle 3.000 liralık takı almış kıza. Ha. Bak. Taksitlere böldürmüş. Buyurun. Yahu demek ki bu kız yolunacak kazarıyormuş. Bizimkine de sorsan büyük aşk yaşıyor. Enayi. Bak burada da bir bayan giyim mağazası var. Ayda 400 lira 8 taksit. Allah. Şuraya bak. 2 kişilik yemek faturası. 385 lira, 2 kişilik. Gırtlağına kadar borç içinde Mert beyefendi. Pa. Yok karışmayayım diyorum, dayanamayacağım karışacağım. Gidip ben o kızla konuşacağım yarın.
Bizim oğlumuzun peşini bırak, bizim oğlumuz yorulacak gaz değil diyeceğim. Tamam Elin, git söyle canım. Başka çaremiz yok. Yok, söyleyeceğim. Böyle olmaz mı? Ar gelir Osman'ıma, ar gelir Safiye'ye, kar yola dar gelir. Lo, gel bakalım hırt da ol. Sen az önce meyhanede kime horozlan yiğittin? İşte Osman Aga'nın şamanını bile yedin mi? Manda mayası gibi bile yere sen olursun. Ama gene canın kütek isterse Akasya durağına gelirsin. Ben seni gene orada bile tokatlarım. Ağır gelir Osman'a. Reşo, işte sonunda bulmuşam izini. Silo, kurban olan, kıymayasın bir ya. Sen benim babama kıydın Reşo. Babanın kanı yerde mi kalacak sen? Merhaba yine arkadaşlar. Osman, başını niye tutuyorsun oğlum? Dün gece bu Susak Sinan'a uyduk, meyhaneye gittik. Çok içtik, başım ağrır, akşamdan kalmayayım yani. Ya Osman Aga, sen niye hesabı ödeyip kalktın ya? Ben gelip hesabı ödeyecektim ama geri döndüm, baktım sen gitmişsin. Ama olmuyor böyle, ayıp oluyor yani hesabı ödemek, çok ayıp. Hadi oradan, Susak. Tam hesap geldi Nuri kardeşlik. Bu tabanları mabadına vura vura bile kaçtı gitti. Hesabı da ben ödedim. Ya bilmez miyiz Osman? Allah Allah. Sinan'ın hesap ödediği nerede görülmüş oğlum? Hesap ödemek Sinan'ın doğasına aykırı. Evet. Aşk olsun Mehmet Hocam. Ya niye öyle diyorsun? Ben hesap ödeyecektim ama bir sarhoş geldi. Bize musallat oldu. O yüzden ben meyhaneden erken çıktım. O yüzden şey yapamadım, ödeyemedim yani. Sen gittikten sonra o sarhoş yine bana musallat oldu. Ben de ona bir şamar yalattım bile düştü yere kaldı. Adamın düştüğü yerden niye kalkamadığı belli oldu Osman Aga. Adam ölmüş, ölmüş. Ölmüş mü? Bir şamanla adam mı ölür mü? Madem ölmezmiş, o zaman niye gazetelerde sokak ortasında öldürüldü diye haberi çıkmış? Bak bakalım, bu dün akşamki bize musallat olan sarhoş değil mi Osman Aga? Hakikaten o herif be! Ne olmuş ya? Ne olacak? Osman abini tokat vurdu, adam ölmüş. Osman sen ne yaptın ya? Sen cinayet işledin Osman abi. Ben cinayet işlemedim. Bir şamanla adam mı ölür? Cinayet işlesin, polis gelir beni arar herhalde, değil mi? Uy, ben sana söylemeyi unuttum Osman babacığım. Sabahın köründe polisler geldi, seni sordular, karakola çağırıyorlar. Karakola mı gelsin dedi. Allah, ben yandım kardeşlik, yandım ben, yandım. Osman, sen şu işi bana bir baştan sona anlatsana bakayım. Şimdi şöyle oldu kardeşlik. Seninki kavga mı etmiş kız babasıyla? Ay abla, hiç sorma. Geçen gün ben bir mağaza açılışına dans etmeye gittim ya. Mert'in analı da oradaymış. Beni dans ederken görmüş, ben fark etmedim. Aa, biliyorlar mı yani dansöz olduğunu? Mert söylemiş analığına, babama söylemedi ama kadın durur mu? Hemen yetiştirmiş. E'si Nuri Bey, Mert'e ayrılacaksın o kızdan demiş. Mert de taksinin anahtarını atmış adamın önüne. O dakika işi bırakmış. Aferin be, çok delikanlı çocukmuş bu Mert. Hah, bana delikanlı çocuk lazımdı değil mi abla? Etraf delikanlıdan geçirmiyor. Hepsinin açlıktan nefesi kokuyor. Bana paralı adam lazım. Ben bunu mu besleyeceğim bir de? Ne yapacaksın yani? Yol mu vereceksin çocuğa? Yok kız, yol mu veririm? Koskoca taksi durağının, 4-5 taksinin, yazlık kışlık evin varisi. Yol mu veririm hiç? Daha yolarım ben bunu abla. Kızım varisliği mi kalmış bunun? Adam evden kovmuş diyorsun. Ailesiyle barışacak abla. Başka yolu yok. Kim arıyor? Mert'in analığı. Bakalım ne yumurtlayacak şimdi. Efendim Eleli Hanım. Merhaba Isıl. Seninle yüz yüze konuşmamız gereken bir konu var. Buluşabilir miyiz? Tabii Eleli Hanım. O zaman ben tavernadayım. Tavernaya gel. Tamam Eleli Hanım. Aa, polis gelmiş. Buyurun memur bey, kimi aramışsınız? Osman Şentürk burada mı? Osman biraz önce çıktı. Neden soruyorsunuz babamı? Bilgi veremeyiz hanımefendi. Osman Bey'in karakola kadar gelmesi gerekiyor. Ha öyle mi? Ben ararım Osman'ı, gün içerisinde uğrar size polis kız hanım. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Anne ya, neden soruyorlar ki babamı? Ya neden soracaklar, önemli bir şey yoktur herhalde canım. Aman girer girmiyor. İşte Bülent Uri kardeşlik. Sarhoş başımdan gitsin diye
bir şamar attım, adam öldü. Hem adam öldü, ben katil oldum. Adamın da günahına girdim, görüyorsun. Hay Allah ya. Allah Allah ya. Ya bir tokatla adam ölürmüş Nur abim. Bu bana çok mantıksız geliyor icabında. Affedersin yani, saygılar. Şöyle olmuştur Duran abi. Osman abi tokatı vurunca adam sert düşmüştür yere. Kafasını vurmuştur, beyin kanamasından gitmiştir. Uy, ha bu da çok fena dur. Osman Agar'ın elinin ayarı yok ki zaten. Vur dedik mi öldürür. Parça etkili tokat. Ya vurdun mu öldürüyorsun, koydun mu oturtturuyorsun yani. Allah kahretsin be. Ben bile bir de dileğe vurdum, dileğin kalbini kırdım. Adama bile bir vurdum, adam öldü ya. Ay Allah. Telefon. Ne var Safiye? Ne? Ha, polis mi geldi eve? Tamam, ben karakola gideceğim. Tamam. Kapat hadi. Karakola mı çağırmışlar Osman? Evet, karakola çağırlar. Ben gideyim karakola da bir konuşayım bakayım komiserle. Ben de geleyim senin. Yok. Nuri kardeşlik, sen otur. İşinden ala konma. Ben kendim başıma giderim. Dur Nuri baba, ben gideyim. Dur Osman Aga, yalnız gitme dur. Gel. Arkadaşlar, eğer ki hapse girersem, tutuklanırsam artık... Hakkınızı helal ediniz, hepsiniz. Ya Osman saçmalama ya, bir git karakola bakalım, durumu öğrenelim. Yani korktuğumuz gibi bir şeyse bir şeyler yaparız, bir avukat falan tutarız. Seni orada yalnız bırakacak halimiz yok oğlum. Sağ olun. Gel hadi. Alo buyurun, Safiye Hanım'ın malikanesi. Oy Safiye Anacığım, vaziyet çok kötüdür. Çok benden duymuş olmuyorsun ama. Hayırdır Ali Kemal, kötü bir şey mi oldu? Anne, bir şey mi olmuş? Osman babacığım bir adam öldürmüş, cinayet işlemiş, cinayet. Aa, hayırdır? Nasıl olmuş Ali Kemal? Ya ne oluyor, bana da anlatsana. Ay, baban katil olmuş, bir adamı öldürmüşler Ali Kemal. Ne? Ay, sabahki polis demek ki o yüzden babamı sordu. Ali Kemal kimi öldürmüş? Vallahi Safiye anacığım tanımıyorduk ama Osman babacığım karakola teslim olmaya gitti da. Gitti, dağ gibi adam gitti. Aa, evimin direğe gitti. Ben kocasını ne yapacağım şimdi? Anne! Tekmel! Üçüncü bölük sabah istimasında bir onbaşı, iki elle emir ve görüşlerinize hazırdır çavuşum. Bölük rahat. Teşekkür ederim, sağ olun. Nerede olan kadın? Ha? Unuttunuz mu yoksa? Hiç unuttum biz çavuşum. Sürpriz! Merhaba. Ah, merhaba da canım, merhaba. Sizin işiniz yok mu dernekte? Ha, bizim dernekte biraz işimiz vardı çavuşum. Gelin, geri dön, marş! Doğru dernek! Eviniz de çok şirinmiş Ramazan Bey. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Kızımla yaşıyorum. Peki ev sizin mi yoksa kira mı? Kira ev benim. Aa, öyle mi? Öyle ama benim bir sürü evim var. Daha bir sürü eviniz var demek. Evet ama ev iyi kira getirmiyor. Benim dükkanlarım da var. Asıl onlardan para kazanıyorum ben. Demek dükkanlarınız da var. Var tabii ya. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Evet, çok haklısınız Ramazan Bey. Ya Osman Aga, şimdi sen hapse mi gireceksin ya? Ya Sinan kız hanım, gariban adamı öldürdüm. Bana Nobel Barış Ödülü mü versinler be? Peki Osman Aga, sen hapse girmekten korkmuyor musun ya? Korkmaz olur mu be Sinan? Ben gariban adamı öldürdüm. Beni hapis değil, beni idam etseler azdır vallahi. Ya şimdi sen hapse girersen Sayfiye yenge ne yapacak ya? Kızlar ne yapacak ya? Dilek, Sudenaz, Buzenaz bunlar mahvolurlar ya. Hay Allah ya. Mahvolurlar. Çoluğum çocuğum sersefil olur. Benim hapse girmemem lazım. Benim saklanmam lazım. Otele mi gitsem acaba ha? Oldu Osman Aga. Otele gideceğine karakola git daha iyi. Ya otele gittiğinde bütün kimlik bilgilerini alacaklar Osman Aga. Şıp diye bulurlar seni ya. Ne yapalım acaba? Beni saklasana be Sinan ha. Ya ne diyorsun Osman Aga ya? Ben seni nereye saklayayım ya? Ben zaten sokaklardayım. Kaç gündür eve gidebildiğim mi var? Durakta yatıyorum. Nereye saklayayım? Cebime mi saklayayım seni? Allah'ım.
Yansıyan çevrem vardır, arkadaşlarım vardır. Onların yanına beni sakla. Osman Aga, buldum. Seni saklayacağım yeri buldum. Seni öyle bir yere saklayacağım ki hayatta bulamayacaklar. Nereye saklayacağım, nereye saklayacağım? Gittiğimizde görürsün Osman Aga. Merhaba Elen Hanım. Merhaba Aysin. Geç otur şöyle. Tavernanız güzelmiş. Lafı fazla uzatmayacağım. Hemen konuya gireceğim. Nuri Bey ve ben senin Mert'le birbirinize uygun olmadığınızı düşünüyoruz. Dansöz olduğum için mi böyle düşünüyorsunuz? Hayır, bize yalan söylediğin için. Bizi kandırdığın için. Tamam, mesleğimle ilgili söylediklerim yalan. Ama Mert'e olan sevgim gerçek. İnanın bana Elen Hanım. Ben Mert'i kaybetmemek için size yalan söyledim. Ben onsuz yapamam. Tabii ki yapamazsın. Mert'ten ayrılırsan sana kim pahalı hediyeler alacak? Bir taksiciye 3.000 liralık takı aldırmak, ona pahalı giysiler aldırmak aşkının ispatı mı? He? Bunları size Mert mi söyledi? Kuşlar söyledi. Bak Işıl, Mert yolunacak kaz değil. Oğlumuzun peşini bırak. Kendine başka bir enayi bul. Endaksi. Ben Mert'i seviyorum. Ne yaparsanız yapın bizi ayıramazsınız. Bak Işıl, oğlumuzu sana yedirmiyoruz. Ayrılacaksın oradan. Ayrılmayacağım. Söyleyin Nuri Bey'e, oğluna hasret kalacak. Mert'in size gelmemesi için her şeyi ama her şeyi yapacağım. Göreceksiniz. Mesut yani. Senin kızım, sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Meğer ki sen benim gerçek bir dostummuşsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah ne muradın varsa versin, tamam mı? Tamam Osman Aga, tamam yalakalık yapmayı kes ya. Yeter bu kadar. Yürü geç sen benimle. Nerede bu dana? Evde yok mu acaba? Sinan, bu geldiğimiz ev kimin evidir acaba? Görürsün şimdi Osman Aga. Al, Karagüzar mı? Osman mı? Allah senin cezanı versin. Sen beni düşmanımın evinde mi saklayacaksın? Ben burada kalma. Ya Osman Aga, biraz kafayı çalıştırsana. Bu adam senin düşmanın. Polis seni gelip de düşmanın evinde arar mı? Polisin bakacağı en son yer burası. Kafayı çalıştırsana biraz. İstemem. Ben burada kalmam. Ben giderim. İyi. Osman Aga, polis sirenlerini duyuyor musun bak? Duyarım. Ben burada kalacağım. İyi. Hadi. Aç Cuma, aç. Tehlike yok. Aç. Güzel, bakma sen benim böyle mütevazi duruşuma. Aslında iceberg gibiyimdir. Bütün servetim suyun altında. Ay çok tatlısınız Ramazan Bey. Ya benimle evlenir misin? O kadar çok mu istiyorsunuz benimle evlenmeyi? Çok, çok istiyorum. Madem öyle, sizin kadar tatlı bir adamı kırmayayım, kabul edeyim bari. Ay yaşasın, yaşasın. Hemen bir imam nikahı kıyalım. Hayır, hayır canım. Ne gerek var imam nikahına? Direkt resmi nikah kıyalım biz. Ama olur mu? Ben sana söz getirmek istemem. Herkes konuşur, bir şeyler söyler. Çünkü ben daha evvel seninle dolaşacağım, değil mi? Onun için önce imam nikahı yapalım. İyi, madem öyle, kıyalım bari imam nikahını. Ben bunun şerefine size bir kahve yapayım, ne dersiniz? Şekerli şekersin, nasıl olsun? Şekerli, çok şekerli, çok. Tamam, çok şekerli kahve yapıyorum şimdi size. Alo? Bana bak, benim aradığımı çaktırma sakın. Senden bir şey isteyeceğim. Ha karışım, buyur, dinliyorum. Ne karısı lan, manyak? Ben Ramazan'ım, Ramazan. Babacığım, anlamasınlar diye öyle diyorum. Daha çaktırma. Ha karıcığım, seni dinliyorum. Ha anladım. Bana bak, bana bir tane imam lazım. Oy, ne imamı da? İmamı ne diyeceksin? Mevlüt okutacağım, sevabına. Ha şöyle da biraz da öteki tarafa çalış da sevaba girersin. Ben sana ne edip edip böyle imamı getireceğim. Tamam karıcığım, hadi görüşürüz. İyi günler manyak. Ya Sinan abi, sen manyak mısın? Kafa mı üşüttün ya? Niye ki lan?
Ya niyesi mi var ya? Adam cinayet işlemiş, sen tuttun evime getirdin. Ne için getirdin? Ha bunun için olabilir. El değmişken ben de olursun, ortadan kalkayım. Ulan amma korkak, amma tırsak adamsın be Cuma be. Sürekli Yosef, Yosef, Yosef. Oğlum dur korkma, bir de işe iyi tarafından bak lan. Allah aşkına Sinan abi, bu işin neresi iyi tarafı var? Cinayet diyorum, cinayet. Cuma, şimdi sen Osman Aga'yı saklayarak ona bir iyilik yapıyorsun değil mi? İleride Osman Aga da bu iyiliğine karşılık sana bir iyilik yapar. Sen kızı Dile'yi istemeye gittiğin zaman bu yaptığın iyiliği hatırlar, o da sana Dile'yi belki verebilir. Ne dersin? Ya Sinan abi, o adam var ya, günahına vermez günahına. Ulan Cuma, verir, verir. Bir bildiğim var da konuşuyorum, değil mi koç? Taka güzel elmalar. Bıçak. Osman Aga, o elindeki ne öyle? Bıçak. Gördün mü Sinan abi? Osman babanın elinde bir bıçak var, beni öldürecek. O bıçakla ne yapacaksın Osman Aga? Yoksa Cuma'yı mı deneyeceksin, öldürecek misin yani? Ya neden öldüreyim be? Elmas alacaktım be çocuğum buradan be. Öyle mi? Affedersin Osman baba. Yani Cuma, amma tırsak adamsın be. Sürekli Yosef, Yosef'sin ha. Osman Aga, biz Cuma ile konuştuk. Cuma seni evinde saklayacak. Vallahi Allah razı olsun. Sen hakiki bir dostmuşsun. Yani tuttuğun altın olsun. Allah ne muradın varsa versin. Allah. Tamam Osman Aga, tamam. Uzatma, kes tıraşı. Dostmuşuz. Bu nasıl dostluk bu böyle? Geçen gün senden borç para istedim. Neredeyse öldürecektin beni ya. Aa, para mı dedin? Aa, sen paralar küpegün olsun be. Al be. Ayıp ediyorsun. Yani... Osman Aga, bozuk bankamatik gibi para saçıyorsun. Allah senden razı olsun ya. Çok iyi. Polis midir, itfaiye midir, ambulans mıdır bu? Vallahi üçü de olabilir Osman Aga. Ben üzüm kopar ya, hapise girersem çoluğum çocuğum serseril olur be. Vallahi billahi o Safiye var ya Safiye, pabuçlarını yer vallahi açlıktan. Ya dur Osman Aga ya, amma abarttın ya. Ne kadar korkak adam mısın, ne kadar tırsak adam mısın? Ben şimdi karakola giderim, polis olayı ne kadar biliyor, ne kadar bilmiyor öğrenirim. Yani ben bir karakola gideyim, öğreneyim, gel. Sinan abi, ben de seninle geleyim, Osman babacığım için biraz alışveriş yapayım ha? Olur, hadi düş önüme Cuma, hadi. Ah canım evladım benim, ah canım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam İmam Efendi, hoş geldin, buyur otur. Buyur hocam. Ramazan babacığım, bak sağ çok güzel mevlüt okuyan bir hoca getirdim. Sıtma falan da görmemiştir. Sağ ol Ali Kemal, sağ olasın. Sevgili İmam hocacığım, şimdi Ramazan babacığıma çok güzel mevlüt okuyacaksın. Ölmüşlerin ruhuna inşallah, amin. Hoş geldiniz. Ramazan babacığım, ha bu kadın kimdir? Ha? Hanımefendi benim sözlüm. İmam nikahı kıymak istiyoruz. Oy, imam mı? İmam nikahı mı? Ramazan babacığım sen beni oyuna getirdin ha mı? Vallahi bunu Leyla ablacığım duyarsa beni kıtır kıtır keser. Kusura bakmayın beyefendi. Ama ben resmi nikahı olmayan çiftlere imam nikahı kıymam. Çok iyi dedin hocacığım. Heh. Niye nikah kıymıyorsun ya? Ben nikah memuru değilim beyefendi. İmamım. Herkesin görevi farklı. Ben nikah kıyarsam nikah memuru da gelsin, cemaati namaz kıldırsın o vakit. Olmaz öyle şey. Çok iyi dedin hocam. Aldın mı cevabını Ramazan yapma babacığım? İmam efendi, kışın nikah hazır gelmişsin buraya kadar. Olmaz. Bak İmam efendi, hanımefendiyle aramda bir şey olur, günaha girer çarpılırsın sonra kışın nikah. Kıyamam, ben müsaadenizi isteyeyim. Allah Allah. Baba, Ali Kemal. Merhaba. Ne oluyor burada? Baba bu hanım kim? Hoca efendi niye burada? Kızım Ali Kemal getirdi bu imamı. Mevlüt okutmak için çağırdık. Rica ederim. Beni yalanlarınızla ortak etmeyin. Beyefendi şu hanımla imam nikahı kıymak istiyormuş. O yüzden çağırmış beni. Ama ben imam nikahı kıyamam. İyi günler. Ne? İmam nikahı mı? Baba yine ne işler çeviriyorsun sen? Kim bu kadın? Merhaba canım, ben Fahriye. Fahriye senin cici annen. Cici annen olacak yani. Olmayacak. Nedenmiş? Babamla evlenirsem mirasınıza ortak çıkacağım diye korkuyorsun değil mi küçük hanım? Tabii hanlar hamamlar elinden gidecek diye üzülüyorsun. Ne diyorsunuz siz ya? Ne köşkleri, ne hamamları, ne hanları. Rüya görüyorsunuz herhalde. Aa, Ramoş'um ne diyor bu kız hayatım Allah aşkına? Senin hanların hamamların yok muydu o? Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Biz ay sonunu zor getiriyoruz. Babamın akıl sağlığı pek yerinde değil. Hayallerini anlatmış size. Resmen kandırıldım. Artık bir dakika bile duramam bu evde. Ama Fahriye,
Fahriye abla gitme kal. Gitme kal ne olursun. Sen nereye kaçıyorsun ha? Ben şimdi sana ne yapayım? Bu kaçıncı? Efendim Nuri Baba. Sinan, bu Osman'ın işi ne oldu? Gittiniz mi karakola? Ya Nuri Baba, tam karakola gidiyorduk. Osman Aga elimden kaçtı ya. Kaçırdım yani. Nasıl kaçtı oğlum ya? Ulan kurbanlık dana mı bu? Nasıl elinden kaçıyor? Osman Aga kaçmış mı? Hayda. Ya nasıl kaçar ya? Ya vallahi kurbanlık dana olsa daha iyiydi. Nuri Baba yakalardık o zaman. Şimdi dedi ki ben dedi hapislerde çürüyemem dedi. Ben de dedi kapalı yer korkusu var dedi. Yani klostrofobi varmış baba. Ben dedi hayatım boyunca hapislerde de yatamam dedi. Kaçtı gitti vallahi baba. Richard Kimball gibi yani. Kaçak gibi kaçtı yani. Yakalayamadım. Ya Sinan bir defa da bir işi becer. Şu dişimi kıracağım ya. Kabahat biz de senin yanına veriyoruz Osman'ı. Oğlum ne olmuş? Ya ne bileyim Osman ben hapislerde çürüyemem diye paniklemiş kaçmış. Allah Allah ya bu adam deli mi? Kanundan kaçılır mı ya? Hem nereye kadar kaçacak? Çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Üçüncü de yakayı ele verir Nuri abim. Saygılar. Ya ben ne bileyim Duran millet deliye hasret biz akıllıya hasretiz. Şimdi gel çık işin içinden. İyi günler komiserim. Hayırdır komiserim? Osman Aga'yı arıyor musunuz? Ne iş ne oldu nedir yani? Osman yok mu Sinan? Vallahi sabah işe gitti. Bir daha kendisini görmedik, haber almadık. Hayırdır komiserim? Niye arıyordunuz Osman Aga'yı yani? Ne oldu? Dün akşam bir cinayet işlendi. Reşit Erdem adında bir adam öldürüldü. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük komiserim. Ne diyelim yani? Görgü tanıkları Reşit'i en son Osman'la meyhanede kavga ederken görmüşler. Hatta sen de oradaymışsın ve kavgayı ayırmışsın. Doğru mu? Doğrudur komiserim. Öyle bir tatsız tartışma çıktı aralarında. Ben müdahale ettim, ayırdık. Yani olay büyümeden kapattık olayı yani. Şimdi komiserim, yani cinayet Osman Baba mı işlediğini düşünüyorsunuz? Henüz bir şey söylemek için erken. Biz sadece Osman'ın ifadesine başvuracağız. Komiserim, dün geceki cinayeti işleyen adamı yakaladık. Çevirmede ruhsatsız tabancayla yakalanmış, cinayeti de itiraf etmiş. Reşit Erdem'i sen mi öldürdün oğlum? He komiserim. Kan davası vardı aramızda. Babayı vurmuştu. Ona sebep vurmuşum. Hemen ifadesini alın mahkemeye sevk edin. Başüstüne komiserim. Komiserim bu durumda Osman Aga suçsuz yani öyle mi? Evet. Bu durumda Osman Aga suçsuz. Osman'ı görürsen söyle Sinan. Buraya gelmesine hiç gerek kalmadı. Tabii komiserim emredersiniz söyleriz. İyi günler komiserim. İyi cuma yürü. Oğlum sen benim başımın belası mısın lan? Öldürecek misin lan sen beni? Zaten derdim başımdan aşkın, bir de seninle mi uğraşacağım? Hani Ramazan abi akıl sağlığı yerinde değil de adam, hasta. Peki ya sen? Ali Kemal'in akıl sağlığı doğuştan yerinde değil Nuri amca. Uy Nuri babacığım, sana yemin ediyorum ki benim bir kabahatim yoktur da oyuna getirildim. Ne oyunu be? Ne oyunu? Senin ne vazifen adama imam götürmek ha? Nur babacığım, şimdi Ramazan baba bana telefon etti. Dedi ki, Mevlüt okutacağım, bana imam getir dedi. Ben de sebep olsun diye imamı altımı götürdüm. Nereden bileyim imama imam nikah için çağırdığını? Bana bak Ali Kemal. Bir daha bu işlere bulaşırsan, imam sana lazım olacak. Çünkü seni öldüreceğim. Kalispera. Nurimu, seninle biraz çardakta konuşabilir miyiz? Elini Hanım, buyurun oturun. Ben çıkarım. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sen de dışarı! Işıl'la konuştum. Anladığım kadarıyla bu konuşma pek iyi sonuç vermemiş ha? Kız anasının gözü Nuri mu? Mert'in peşini bırakacağı benzemiyor. Ayrılmayacağım diyor. Bu kızın Mert'in peşini bırakması için yapacağımız tek bir şey var. Bugünden itibaren Mert'e 5 kuruş bile vermeyeceğiz. Endaksi, bravo. Bakalım Işıl Hanım 5 parasızken de oğlumuz Mert'i sevecek mi? Oh be, gördün mü Cuma? Osman Aga suçsuzmuş. Ne güzel oldu ya. Sana ne oldu lan? Niye düştü suratın böyle? Keşke Osman Aga suçlu olsaydı da hapise girerdi. Ben de dilekle evlenirdim. Yuh be, oha be Cuma, oha be. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Sen kendi mutluluğunu Osman Aga'nın mutsuzluğu üzerine mi inşa edeceksin? Nesli tükenmiş yarattık seni. Ne biçim insansın lan sen? Tamam Sinan abi, kızma. Zaten Osman Aga suçsuzmuş. Benim dilekle kavuşma hayallerim önümüzdeki bahara kaldı. Yürü hadi yürü.
Bana bak, bir dakika bir dakika. Ben istersen seni Dilek'le evlendirebilirim. Nasıl evlendireceksin ki Sinan abi? Zaten Osman Aga suçsuzmuş. İyi de suçsuz olduğunu Osman Aga bilmiyor ki. Bunu sadece biz ikimiz biliyoruz Cuma. Sinan abi. Ey. Senin aklına neler geçiyor? Aklımdan neler mi geçiyor? Aklımdan tam 5000 Türk lirası geçiyor Cuma. Matbaadan, darphaneden yeni çıkmış. Mürekkep kokusu üzerinde jilet gibi tam 5000 Türk lirası geçiyor. Sen bana 5000 Türk lirası verirsen ben seni Dilek'le evlendiririm. Tamam Sinan abi. 5000 lira sana feda olsun. Sen yeter ki beni Dilek'le evlendir. Değil 5000, 10.000 vereyim. Bravo Cuma. Bravo. İşte yeşil sahalarda beklediğimiz hareketler bunlar. Müdahale direkt olarak topa. Rakibe asla değmek yok. Yani penaltı yok. Yürü bakalım Cuma. Geç Cuma, geç. Osprey Kaka. Osman Baba. Osman Aga. Allah Allah. Nereye gitti lan Cuma bu adam? Ne bileyim Sinan abi. Osman Aga. Allah Allah. Nereden geliyor bu ses ya? Vallahi bilmiyorum Sinan abi. Yanımızda polis yok değil mi? Osman Aga. Sen ne yapıyorsun burada ya? Sehpa akılına mı girdin? Hayret bir şey. Senin yaşındakiler profesör oldu. Sen neler yapıyorsun ya? Para kızım. Al şu meyveleri üstünde. Kalk Osman Aga, kalk ya. Ne yapıyorsun sen ya? Polis yok değil mi Sinan? Ya sen polisten saklanmak için mi sehpa akılına giriyorsun? Ya Osman Aga, kafayı çalıştırsana. Polis buraya gelse seni burada bulamayacak mı zannediyorsun? Bırak Allah aşkına, kalk ya, kalk ya, kalk. Böyle bir şeysin ya. Geç otur şöyle, gel. Gel. Ne oldu? Ne dedi kumsarım ha? Vallahi sen bittin Osman Aga. Bittin ki ne bittin? MOBS kameraları hep çekmiş seni. Komiserim bize MOBS kameralarının kayıtlarını seyrettirdi. Hep orada görünüyorsun. Aa, demek öyle ha. Kameralara mı çıkmışım ben? Hem de ne çıkmak? Yandım be, yandım ben, yandım. Evet Osman Baba, adam vurduğun gibi oracıkta ölmüş. Ay, ellerim kırılaydı da vurmasaydım o adama be. Komiserim dedi ki Osman en azından 50 yıl yer dedi. 50 yıl mı? Ben çoluğum çocuğum sefil olur be. Benim yakalanmamam lazım. Tabii yakalanmaman lazım. Yakalanmaman lazım da bu Karacuma diyor ki eğer diyor Osman Aga diyor bana diyor kızı diye vermezse diyor ben diyor gider onu polise ihbar ederim diyor. Vay! Kızımı buna vereceğimi gider hapislerde çürürüm daha iyi bile bile bile. Tabii, tabii Osman Aga. Sen hapishaneyi 7 yıldızlı otel zannediyorsun galiba değil mi? Tabii, self servis, oda servisi, yüzme havuzu olimpik, spası var, efendime söyleyeyim saunası var, jacuzzi'si var. Tabii, sana da kral dairesini verirler, rahat rahat yaşarsın. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun Osman Aga? Aklını başına topla. Eğer sen hapislere düşersen ailen sersefil olur. Sayfiye yenge kesinlikle hemen bir başka adamla evlenir. Sen ister misin Sudenaz da Buse Naz ikisi birden üvey babanın elinde büyüsün, onun zulmüyle yaşasın. Bu mudur senin babalığına? Bu mudur? Evet, doğru söylersin be. Çoluğum çocuğum sersefil olur ya. Ne yapacağız peki şimdi? O yüzden yapacağın en doğru şey şudur. Sen dileği vereceksin Cuma'ya, bu iş hallolacak. Verecek mi, vermeyecek mi? Vereceğiz artık, ne yapalım? Aa, çok güzel. Öp lan babanın elini, öp çabuk. Öpeyim Osman Baba. Ben de sana bir sahte pasaport ayarlarım, doğru yurt dışına kaçarsın. Ben şimdi Sayfiye yengeyi arayayım, diyeyim ki akşam diyeyim biz düğün yapıyoruz diyeyim. Dilek'le Karacuma'yı evlendiriyoruz, hazırlıklara başlayayım diyeyim. Tamam tamam, öyle söyle. Nikah kıyalım, ben kaçacağım. Safiye, siz deli misiniz Allah aşkına? Kocan adam öldürmüş, hapse girecek. Siz burada kurmuşsunuz düğünü, halay çekiyorsunuz ayol. Ay herkes ayıplar Safiş valla. Aman aman kimsecikler duymasın Şazimat Hanımcığım. O iş öyle değilmiş. Osman cinayet işlememiş. Aa, ama biz cinayet işlemiş diye biliyorduk. Aman kimseleri kulağına gitmesin. Osman suçsuz imiş. Amanın bardağı burada dın.
Gerçek katil yakalanmış ama uzman eniştemin bundan haberi yoktur. Haydi de bugün görmedim yani. Siz deli misiniz? Niye söylemediniz Osman abiye bu işi? Aman be Gülbin. Eğer uzmanın haberi olursa hiç Dilek'le o bayanın evlenmesi izin verir mi kız? Aman hayırlısıyla şunları biz bir evlendirelim. Ondan sonra uzman enişten vursun kafasını duvarlara. Osman Aga'nın biricik kızı bugün evlenecek. Ben kızımın mürvetini görmeyecek miyim canım? Bu kılıkta beni polis de tanımaz. Tabii canım gideceğim. Hadi yürü Osman. Ateşe ben teslim olurum. Her şeyi itiraf edeceğim. Sen de kimsin be adam? Ben yağlı pehlivan Osman Aga. İlahi Osman, bu ne kılık böyle ya? Vallahi ben bir şey yapmadım. Bile hafiften bile bir tokat attım. Adam düştü öldü. Yani sarhoşmuş. Bilirsiniz ben Avrupalıyım. Ben urbanistim. Herkesi severim, iyilik severim. Tontonları severim ya bile. Sen ne saçmalıyorsun yani... Osman? Biz o cinayeti işleyen adamı yakaladık. Olayın seninle hiçbir ilgisi yok ki. Nasıl bir ilgisi yok? MUBESE kameralarından Sinan'a göstermişsiniz. Eğer bir yerde beni ararmışsınız. Ya hiç olur mu? Sinan sana yalan söylemiş. O adamı kanlısı vurmuş. Olayın seninle hiçbir alakası yok. Ayrıca ben Sinan'a söyledim. Dedim ki Osman'a rastlarsan söyle. Karakola gelmesine hiç gerek kalmadı dedim. Hem de söyledin öyle mi? O zaman peki ben niye böyle el tebdili kıyafet gezerim komiserim? Bilmem. Demek Sinan sana şaka yapmış. Yok yok. Bana düzen kurdu o Sinan. O bayanayla benim kız Dilek'i evlendirecek. Ben ona soracağım. Müsaadenizle komiserim. İyi akşamlar. Zülüf gerdana düşer vay. Bu nasıl baş bağlamak, bu nasıl baş bağlamak. Her gün bir yana düşer, her gün bir yana düşer vay. Alam olasan Ömer Paşa'm olan. Hayırdır ağam, türkü mü söyleyeceksin? Yok, türkü söylemeyeceğim. Pavarotti, takı töreni yapacağım, takı takacağım. Hadi bakalım geçin şöyle, siz şöyle geçin gelin Eda Hanım. Arkadaşlar, takı törenimiz başlıyor. Efendim, Akasya Durağı'nın kahraman şoförleri ve onların çok değerli eşleri ve akrabaları. Takı törenimiz başlıyor, herkes takacak. Bakın takmadan kaçan olursa bu mikrofondan adını anons ederim, haberiniz olsun. Pamuk ellerin cebe. Efendim. Gelinin teyzesinden ve eniştesi Duran Bey'den Beşir Yerde. Duran abi Beşir Yerde taktı. Saygılar abi, hürmetler. Kimin taktı mesela? Bu ne kuyruğu? Takı töreni başladı. Siz kız tarafı mısınız, erkek tarafı? Ben tarafsız taraftan. Mil pardon. Mil pardon madam. Ay ne oluyorsunuz beyefendi? Görmüyor musunuz? Sıra var. Ben takacağım, hemen uçacağım. Aa, beyefendinin uçağı var herhalde, acelesi var. Vırmadan. Hemen taksın, taksın gider. Amca, sen kimsin ya? Mahallenin delisi misin? Seninle takacaksın deli amca. Ben yağlı pehlivan Osman. Aa, Osman. Osman. Senin ne işin var ya? Polis her yerde seni arıyor. Ben de öyle sanırdım be kız hanım. Ama yolda ser komiserime rastladım. Dedi ki bana seni aramayız. Katil başkasıdır.
babam gerçeği öğrenmiş. Kusura bakma kızcağızım. Sana getirip bile beşi bir yerde takmak isterdim ama şimdi onu takamayacağım. Beşi 10 kalas takacağım kızcağızım. Çıkazlat biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollat biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni. Şoför